Herkese merhaba, ben Muratcan. Bu videoda sizlerle Instagram Reels'larınızı incelediğim bir formu hazırlamıştım ve bu formu doldurarak kayıt olmuştum. Tabii ki de bu videoda hepsini inceleyecek zamanımız yok ama şunu da söyleyebilirim. Buradaki inceleyeceğim bütün Reels'ları kendinizde ders çıkararak yaparsanız daha doğru bir yönteme ulaşmış olacaksınız. Gelin birlikte o zaman ilk Reels'ımızdan başlayalım. Evet, ilk Reels'ımız Green Home Cat'ten geliyor. Green Home Cat'te tabii ki de burada hatalarımız çok var. En büyük hatalardan biri bu. Hatta birçok sayfada da bunu görüyorum. Şimdi buradaki hata şu şekilde. Geriye gittiğimde Gingerbread Cookie. Şimdi doğru okudum mu bilmiyorum. Kusura bakmayın hatalı okuduysam. Şöyle bir durum var. Tabii ki de içeriğimizin başlığı ilk başta olmalı. Tabii ki de bunları oluşturmamız gerekiyor. Tabii ki de içerisindeki geçişleri yapman çok güzel. Ama şöyle bir durum var. Tabii ki de sonucu göstermişiz. İlk başta hani bir merak duygusu olacağını düşünmüş. Ama maalesef o ilk baştaki o başlık zaten bu konuyla ilgilenen kişileri çekiyor mu, bu önemli. Eğer çekemeyecek bir başlıksa aynı bu şekilde performans elde edemememize sebep veriyor. Sizlere yine bu doğru yapan Reels'lar da var. Onlarda da göreceksiniz ama ben bu videoda da örnek vereceğim. Genel olarak önemli olan genelleyerek açıklayabilmeniz. Mesela bu geneli merak duygusu yaratabilmeniz bilmek için çalışmanız gerekiyor. Örnek veriyorum, buradaki cookie'yi ya da buradaki şeyi şu şekilde yapılmalıydı. Yılbaşında mutlaka denemeniz gereken kurabiye ya da 15 saniyede yılbaşı kurabiyesi gibi olmalıydı. Zaten başlık genel olarak araştırıldığında bulunabilecek bir başlıksa, herkesin aradığı bir başlıksa zaten çok ilgi de çekmeyecek. Diye videonun içerisine girdiğimizde tabii ki de birçok açıdan çekmişiz. Biraz da yaratıcılığımızı konuşturmuşuz. Çok güzel. Ama şöyle bir durum var. Her işlemi göstermemiz çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ki aslında Instagram'daki Reels'ları tüketen kişiler de her zaman daha hızlı tüketme peşindeler. Onun için daha kısa yapılabilirdi ki zaten tarifini de aşağıda açıklamada vermişim. Bence burada da hemen mesela şöyle yapılabilirdi. Tamamını açıklamalar kısmında bulunduruyorum gibi bir şekilde de eklememiz gerekiyordu. İkinci Reels'ımız Portakal Blog'dan geliyor. İkinci Reels'ımızı buradan ben seçmek zorundayım. Ama buradaki seçtiğim biraz garip gelecek belki ama. Şimdi şöyle bir bastığımda mesela bu tür bir Reels gördüğünüzde zaten ilk 2 saniye çekecek bir kısım yok. Bir merak duygusu olmuyor. Evet, yazı yazmış olabiliriz. Evet, geçişleri yapmış olabiliriz. Ama merak duygusu olmuyor. Hatta bir önceki Reels'ında kullanıcılara bakın, burada birisi konuştuğunu gösterince doğal olarak orada bir merak duygusu oluyor. Acaba ne olmuş deyip açmaya başlıyor sesi veya baştan izlemek zorunda kalıyor. Ve bundan dolayı bu içerikte zaman geçirtiyor. Gelelim başarılı bir Reels örneğine. Tabii ki de Yusuf'un yaptığı çok çok başarılı ve istediğim Reels'lardan biri bu. Mesela nitelikli göç yasası ile Türkiye'den Almanya'ya işçi gitmek. Mesela bir merak duygusu oluyor. Bu merak duygusunu hızlı bir şekilde anlattığı için ve doğal olarak zaten genel bilgileri de açıklama kısmına da belirtebileceği için doğal olarak ki etkileşim çağrısını da unutmamış, sorularınız varsa yorumlara yazın demiş. Bu da bir kullanıcı için zaten meraklılığına gittiği için doğal olarak bu videoyu yoruma yazarken bile arka planda bu Reels devam edecek ki zaten trend bir Reels olmuş. Kendisini buradan tebrik ediyorum. Bu şekilde devam etmesini diliyorum çünkü bu şekilde yaptığı sürece başarılı olacak. Bernard'ın Reels'ını incelemeye başladığımda şunu fark ettim ki siz de fark edeceksiniz. İlk 2 saniyede bir mesaj yok. Mesela burada bu makyaj ürünleriyle ne gibi sonuç çıkarırım gibi bir başlık atılabilirdi ve açıkçası en başta sonucu gösterebilirdik. Bu da çok ilgi çekecekti. Ama derseniz ki burada daha farklı şeylere de değinmek gerekiyor. Burada mesela neyi kullandığının yazı olarak da gösterebilirdik. En azından yazıyı okumak istediğinde en azından makyajın markasına bakmakla tereddüt edip doğal olarak sıkıntı yaşayacak ve birden fazla izlemesi teşvik edecek ki. Ama yine fena bir Reels değil. Daha iyi olmasını isterim. Tabii ki de en sonunda da ne eksik? Bunun etkileşim çağrısını yapmamışız. Etkileşim çağrısı olarak bir sonraki işte makyaj videomu takipte kal ya da işte bu tür şeyleri bulundurmamız gerekiyordu. O zaman çok lafı uzatmadan bir sonraki Reels'ımıza geçelim. Evet, bir sonraki Reels'ımız Sena Blog'dan gelmiş. Bir kere Instagram'da mutlaka ve mutlaka buna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok fazla hata yapılıyor. Bizim burada tam ekran
Reels çekmemiz gerekiyor. Burası bir YouTube değil. Burası tamamen Reels ve 9'a 16 yani dik formatta çekmemiz gerekiyor. Bunu da daha önceki Reels hatalar videosunu izlediyseniz bunu ne kadar çok baskılı bir şekilde söylemiştim. Bunun bir kere bunun yapılması gerektiğini, dikey video çekilmesi gerektiğini, diğer bir şey ise merak içerecek bir içerisine yazı yazmamız gerektiğini de söyleyebilirim. Tabii ki de burada videonun süresini de baktığımız zaman videoyu çekerken hani bunu dikey çektiğimizde bile yani orada bunları kısa kısa göstermemiz gerekirdi. Bu hayvanları göstereceksek eğer hani kısa kısa bir şekilde göstermemiz daha uygun olacaktı. Ki bunda da aynı şekilde sonuna doğru geldiğimizde maalesef ki etkileşim çağrımız bulunmuyor. Bir sonraki içeriği için bir merak uyandırmıyor ve ben bu hesaba tıklayıp devamını izleyebileceğim bir ortam yaratmamış oluyor. Bundan dolayı performans elde etmemiş. Diğer bir sayfamız girişim ritmi diye bir sayfa. Çok güzel. İçerisine baktığımız zaman evet dikey formatta başarı bir merak uyandırıyor. Çünkü şöyle bir durum var. Zaten kullanıcı tam dikey ve başarı deyince demek ki ben bunun sesini açmam gerektiğini, zaten bir de hareket olunca, bir de tanıdık tip olunca tabii ki de bu videonun izlenmemesi gibi bir durum olmuyor. Yazılarda da sürekli değişim var. Tabii ki de kendi playgroundını ufak da defek olsa saklamış. Gerçekten başarılabiliriz. Eğer takip etmek isteyen, motivasyon olmak isteyen tabii ki de takip edebilir. Ve etkileşim çağrısını da mutlaka ihmal etme bence. Onu da söyleyeyim buradan. Evet, diğer bir sayfamız ise anlatan anne sayfamız. Evet, burada güzel içerikler var ve gerçekten doğru şeyler yapmaya başlamış. Bakın burada doğru olan bir şeyler var ki performans elde ediyor. Ve bu benim bütün Reels'lar hatalar bölümünde değindiğim noktalara değiniyorum açıkçası. Şimdi öncelikle buradaki videoda bir tıklama var. Bu da bir etki eder ama ben açıkçası bu videonun tabii ki de içerisine baktığınız zaman gerçekten başarılı olduğunu göreceksiniz. Çünkü bir geçiş var, bir merak uyandırıyor zaten. Üstelik yazılı animasyonlar var ve tam ekran. Bu da çok güzel. Ben açıkçası çok beğendim Reels'larınızı. Bunun için bu şekilde devam etmeniz gerekiyor ki zaten bakın sürekli bir merak uyandırıcısı var. Ve bu uyandırma şekli gerçekten çoğun bir nokta. Tabii ki de tek bunu yaparak değil. Bunu yürüyerek bir yerden bir yere giderken kısa bir şekilde yapılabilir ama ben her zaman şunu da söylüyorum. Lütfen bir başlık koyalım ki kullanıcı ne izleyebileceğini de görsün. Kapaklarınız bu arada çok da sıkıntılı değil. Tabii ki aşağı indiğimizde belki bazıları okunmayabilir ama Reels'larınızın bu şekilde performans vermesi, ilk 2 saniyede kullanıcıların merak duygusunu entegre etmişsiniz ve dahilinde zaten geçişlerle kullanıcının o içerikte kalmasına sebep vermişsiniz. Çok tebrik ediyorum. Çok nadir kişilerdensiniz. O zaman bir sonraki Reels'ımıza geçelim. Evet, diğer bir sayfamız Azerbaycan'dan bir sayfa. Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii ki de burada da aynı şekilde bir merak duygusu entegre var. Ama şöyle bir durum daha var ki çok ağır bir geçiş var. Yani bir ilerleme çerçevesi içerisinde çok ağır geçtiğinden dolayı kullanıcılar burada ağır bir şekilde kalıyor. İster Türk deyin, ister Azerbaycan deyin, isterseniz İngilizce deyin. Hiç sıkıntı değil, bir kitleye konuşurken insanlar hızlı bir şekilde deneyim sahibi olmak istiyor. İlk 2 saniyede bak bunu göreceksin. Başlık ve hızlı bir şekilde videonun da biraz daha akışı hızlı olması gerekiyordu. Ve insanlar zaten sadece şu şekilde bir video aslında çok da sevmiyor. Onu da belirtmiş olayım. Burada da aynı şekilde tabii ki de yazıları burada geçirmişiz ama kullanıcıya merak duygusu ya da farklı bir yer gözüktüğünü gösteremiyor. Ve ilgi çekici değil. Açıkçası siz de kendinizde mutlaka bu şekilde artık sorun. Ben ne izliyorum? Niçin izliyorum? Ve sıkılıyor muyum? Bunu bir sorun. Gerçekten farkı göreceksiniz. Bir sonraki Reels'ımız dizi fan kulübünden geliyor. Bu sahneyi hatırlayan var mı demiş. Açıkçası bunu ben içerisine de etiketlerdim. Ve hatta bu diziyi izleyenler aslında bu hisleri, ben çok diziyi izlemiyorum ama bu diziyi izleyenler gerçekten hoşuna gidiyordur bu sahne. Ve bundan dolayı belki de erkek arkadaşını veya arkadaşına paylaşılabilecek bir duyguyu hissettirdiği için paylaşmışlardır. Ve bundan dolayı merak duygusu yaratıyor. Ve Instagram'ın Reels'larında zaten sonuna kadar izletme, paylaşma gibi şeyler var. Aslında temelinde zaman geçirilen bir içerik yaptığınızda bunun gibi gerçekten performans veriyor ki burada bir montaj bilgisi daha var. O cropları kesmiş, bakın evet videolar yatay çekiliyor ama dikey olarak formatlamış ve gerçekten eline sağlık, bu şekilde devam etmeni gerçekten öneririm. Zaten başarını kendinde görüyorsundur. Ayakkabı firması. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın
ne olursa olsun bir merak duygusu oluyor. Çünkü burada ilk 2 saniyede o markayı gösterip acaba ne deyip bir de hızlı olarak geçtiği için, doğal olarak ayakkabıları da gösterdiği için kullanıcı burada zaten zaman geçirmeye odaklanıyor. Bu video şunu isterdim açıkçası. Buraya kadar uzatmaya gerek yoktu. Farklı bir açıya geçilmesini uygun bulurdum. Hatta biraz daha sona doğru bence daha fazlası sayfamızda deyip bitirebilirdik. Daha önünde zaten evet güzel bir reels çünkü kısa bir şekilde çekilmiş. Çok da sıkmıyor ama ben sonuna bunu eklemenizi isterdim. Diğer bir sayfamız tarihi ayak izleri. Evet bu reels gerçekten hoşuma gitti ama şöyle bir durum var. Çok fazla yazı da insanları korkutuyor ve doğal olarak sıkıcı hale getirebiliyor. Bence önce ne anlatacağınızı belirtmeniz gerekiyordu. Ondan sonra cümle cümle anlatmanız daha uygun olacaktı. Tabii ki de siz burada bir geçiş efektleri de yapmışsınız. Hızlı bir şekilde geçiyor. Güzel ama doğal olarak kullanıcının ekstradan bunu merak edip izlemesi gerektiğini tam olarak entegre edememişsiniz. Zaten baştaki video gibi aslında burada bir merak uyandırması gerekiyor. Neden bu videoyu izlemeliyim ve merakını ortaya koymamız gerekiyor ki sonlara doğru da tarihle ilgili bilgiler için takipte kal yazması gerekiyordu sonda. Diğer sayfamız Emrullah'tan geliyor. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii ki de bu sayfada ızgarasına baktığımda da çok bir şey anlamıyorum. Çok fazla reels atmış. Tabii ki reels atmanızda hiçbir sıkıntı yok ama çok fazla da reels atmanız benim için çok doğru olduğunu göstermiyor. Şey olarak yani araştırma sonucu bunu söyleyebilirim. Bence size tavsiyem ne yapın? Birazdan farklı içerikleri de entegre edin derim. Şimdi ben bir içeriğe girmek istediğimde bakın burada birçok içerik tabii ki de bazıları performans elde etmiş, bazıları performans elde etmemiş. Bunların aslında temelinde yani kendi kitlesine göre bir performansı var ama bir merak duygusu yaratmadığından dolayı ve ilk 2 saniyeyi dikkat etmememizden dolayı bu bizi aslında gerçekten sıkıntı yapıyor ve doğal olarak ben sayfada zaten daha çok zaman geçirebilecek bir ortam göremediğim için ki kullanıcı da bu şekilde göremiyor. Doğal olarak Reels'larınızda performans elde etmemiş. Evet, diğer videomuz Mete'den geliyor. Mete'nin videosu gerçekten çok ilgi çekici bu arada. Benim çok sevdiğim içeriklerden biri. Tabii ki de bunu seviyorum diye bu şekilde siz de bu şekilde yapın diye demiyorum. Ama kullanıcının yine aynı şekilde burada ne izliyor bir merak duygusu oluyor. Çünkü bir yere çekiyor ama nereyi çekiyor acaba ne olacak dediği oluyor. Şahsen ben burada tabii ki de bu şekilde kesip bir sonraki videoda da sonucunu göstermek için hani şey bir sonraki Reels sonucunu göreceksiniz gibi bir merak uyandırıp bir sonraki içeriğimi de merak salardım ki eğer bu videoya bakarsanız 8000 izlenmiş, diğer videolar ortalama derecenin aşağısında kalmış. Ama sonucunda bence yine ilk 2 saniyede bulundurmak ve son 2 saniyede merak uyandıracak şekilde bırakmaktı. Yine kendisini tebrik ediyorum. Bir sonraki Reels'a geçiyorum. Evet, bir sonraki Reels'ımızda böyle bir içeriğimiz var. Şimdi bu içeriğimizde bir çift küpe nasıl hazırlanıyor? Evet, kullanıcılar bunları aslında çok sever. Yani bir ürünün nasıl yapıldığını merak ederler. Ama sonucunda yeni bir kişi öncelikle bunu ben niçin izliyorum? Bunu belirtmemiz gerekiyordu. Açıklamada yazmışsınız. Onu kabul ediyorum. Ama ben sonucunda şöyle bir durum var. Açıkçası 70 km hızla aşağı inen bir kullanıcı portföyü var Instagram'da. Ve bundan dolayı insanlara daha hızlı bir şekilde tüketmesine sebep vermemiz gerekiyor. Tabii ki de açıklama kısmınızda yazmışsınız. Bu da çok güzel bir detay ama biz bunu mutlaka içerisine entegre etmemiz de önemliydi. Ben bunu yine yapmanızı isterim. En sondaki şu kareyi biraz fazla uzun tutmuşuz sanki. Bunu biraz daha kısmamız gerekiyor. Ve dahilinde diğer küpe önerilerimiz için de takipte kalın gibi bir şekilde etkileşim çağrısı da yapmanızı isterdim açıkçası. Hem başta hem sonda da bunlara dikkat etmenizi isterdim. Diğer sayfamız Furkan. Furkan'ın sayfası hoşunuza gidebilir. Bence ona da bakın derim. Şimdi şöyle bir durum var. Furkan'ın sayfasında gerçekten hoşunuza gidecek şeyler var. Bunlar doğru şeyler bu arada. Yani çok hatalı bir şey yok burada. Ama sonucunda insanlar, kullanıcılar bu içeriği niçin izliyor? Part bölümleri, bunları entegre etmesi çok güzel. Ki zaten göreceksiniz 33.000 like'ı var. Bu tutan bir Reels'ı. Birçok Reels'ı da bu şekilde tutacaktır eğer bunlara devam ediyorsa. Peki neden Antep fıstığı? Şimdi şöyle bir durum var.
bu yazıyı bence biraz daha ortaya getirebilirdik. Boynumuzun altına koyabilirdik. Sonucunda Instagram'ı tüketen kullanıcılar belki de ana sayfada görüyor ve ana sayfada gördüğü için 4'e 5 formatında görecek ve doğal olarak o yazıyı merak ettirecek noktayı görmemiş oluyor. Ama şahsen orada bir konuşan birisi olduğu için zaten merak duygusu yaratıyor yine de, ama biz hepsini tam tamına yapmaya devam edelim. Bu konuda tekrardan söyleyeyim. Hani burada aa oluyormuş deyip bunu bu şekilde yapın diye bir şey yok. Sadece ben hepsini tam tamına yapın diye burada değiniyorum. Lütfen bu şekilde yapın. Hatta geçişleri, geçiş efektlerini görüyorsunuz. Çok ilgi çekici. Ben açıkçası çok başarılı buluyorum kendisini. Buradan tebrik ediyorum. Eğer iyi bir Reels görürüm derseniz bakın bu şekilde oluyor. Bir sonraki Reels'ımız Fatih'ten, Fatih Perik'ten geliyor. Şimdi Fatih, şöyle bir durum var sende. Instagram'da tabii ki de buradaki içeriğin tam dikey formatta değil. 9'a 16 değil maalesef. Tabii ki de bunu bir montaj programıyla da halledebilirsin. Ama sonucunda bir Reels bir şeyleri anlatması gerekiyor. Kullanıcılar ne için ben bu videoyu izliyorum demesi gerekiyor. Sadece seni görmek veya kişisel hayatımızı bir kısmını göstermek maalesef bunlar sadece ve sadece influencerlarda yarıyor. Onun için merak ettirecek noktalara bakmamız gerekir. Ben onu şimdiden söyleyeyim. Ha bir şeyler anlatıyorsundur. Tabii ki de bunu yaz. Ne izleteceğini göster. Ama sonucunda bu kadar uzun bir Reels çekip kullanıcıların bunu keşfetine düşmesini veya Reels sekmesine düşmesini bekleme derim. 5 altın kurala bakmanı tavsiye ediyorum. Çünkü 5 altın kuralı tamamlamayan sayfalarda bunu çok görüyorum. Lütfen bu 5 altın kuralı tamamladığın şekilde içerikler üretmeye başla. Bu Reels'ın açıkçası performans elde etmemesinin nedenlerini açıkçası direkt başta anlamış olduk. Diğer bir Reels'ımız Burcu'dan geliyor. Burada bir kombin incelemesi yapıyor. Ben kombin incelemelerini bence şu şekilde yapmanız daha doğru olacak. Yani direkt kombini ya da bölüm olarak hani bugünkü önerim şu gibi bir kombinler yapmanız, ama videonun içerisi gerçekten başarılı. Sadece bir konuda rahatsızım. Videonun biraz görüntüsünde karanlık çekilmiş. Tabii ki de diğer Reels'larınızda belki daha net çekebilirsiniz. Ama sonucunda ben açıkçası beğendim. Bu Reels tutabilme ihtimali var. Dahilinde bence ilk 2 saniyedeki yazıyı biraz daha uzun tutup en sondaki bir yazı daha eklerdim. Bir sonraki kombin incelememiz ne olsun derdim açıkçası. Ki kullanıcılar burada tutalım. Evet, diğer bir sayfamız sporla ilgilenen bir sayfa. Mesela burada klasik deadlift, sumo deadlift. Şimdi burada gerçekten ikisini karşılaştırma olduğu için gerçekten bakmak zorunda ve doğal olarak her iki tarafı da takip etmek zorunda kalıyor. Ve doğal olarak zaman olarak bu içerik daha çok uzun izleniyor. Yani birden fazla izlenme politikası var. Zaten burada ilk 2 saniyede kullanıcıya aslında merak uyandıracak bir noktayla başladığın için performans elde etmişsin. Açıkçası bunu çok beğendim. Eline sağlık. Diğer sayfamıza baktığımız zaman evet, bu sayfada da aynı şey var. Ve bu kullanıcıları ilk 2 saniyede neden takip etmeliyim kısmını entegre etmiyor. Ben bu kahveyi niçin içmeliyim? Bunu entegre etmiyor, merak uyandırmıyor. Sadece bir geçişten olan bir video. Ben de size şöyle bir şey yapsam, mesela böyle kısa bir video çeksem ve bu videoda hiçbir şey yapmasam, sadece öylesine bir video. Bakın, sadece öylesine bir video olduğunu düşünürseniz sıkıntı olacaktır. Ve burada evet organik olduğunu söylüyorsunuz ama şöyle bir durum var. İçebileceğin en iyi kahve gibi bir başlıkla başlamak açıkçası videonun daha fazla merak duygusunu ortaya çıkaracağını söyleyebilirim. Bu olmadığından dolayı sıkıntı yaşamışız ve dahilinde aşağıda şunu görüyorum. Fark ettiyseniz Instagram'ın tamamen bir filigranı var ve bu filigranlar da bizi rahatsız ediyor. Tabii ki de bu filigranı böyle küçük yapmanız, et işaretiyle yapmanız çok dikkat çekmez ama gidip bir logo, bir TikTok logosu da koyulması mesela, o bile rahatsız ediyor. Bunu da söylemek zorundayım. Şöyle bir video bile yapabilirdiniz. Bu kahveye neleri mi faydalı var? Tık 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 hızlı bir şekilde geçip ikişer saniyede. Ondan sonra daha detaylı okumak istiyorsan açıklamalar kısmında gibi bırakıp içeriye okutmaya peşinde olabilirdik ki bu da çok iyi performans veren Reels'lardan biri. Bir de benim keşfet sayfamdaki Reels'lara bakalım. Bakın nasıl tükettiğimi göstereceğim size. Evet, bu benim ilgimi çekebilir bir içerik ama sonucunda ben bunu çok fazla durmam.
Bakın mesela bir yazı yazıyor, benimle alakalıysa izleyebilirim ama yine izlemedim. Mesela bu benimle içeriğimle tam uygun bir kısım. İlk başta kısmı yazıyor ve merak duygusu oluşturuyor. Ondan sonra geçişler yapıyor. Bu da ve sürekli yazılarda geçiş yaptı. Hatta bunun üstüne bir de sonda etkileşim çağrısı yaptı. Sizlere de bu şekilde bakın mesela bunu nasıl hızlıca geçtim. Çünkü merak duygusu olmadığı sürece hemen aşağı kayıyoruz. Bu da bizim için işte bunun için ben her zaman ilk 2 saniyede başlık yapalım diyorum. Bu videonun sonuna geldik. Instagram Reels'larınızla böyle inceleme yaptım ve ben birçok forumun içerisindeki birçok hesaba baktım ve hepsinin genel problemini tek tek hepsini farklı olacak şekilde sizlere buraya gösterdim. Ve hatta ben size şöyle de söyleyeyim. Arada yayınlar yapıyorum. Yayınlarda da ufak tefek böyle arada bir incelediğim oluyor. İnceleme yayınları da açıyorum. Orada da yapıyorum. Eğer bu yayınları da kaçırmak veya Instagram'daki, YouTube'daki faydalı bilgileri kaçırmamak istiyorsan tabii ki de YouTube'da abone olmayı ve zil butonunu açmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi unutma. O zaman sosyal medyada bol takipçiler diyorum. Görüşmek üzere.